Santa Clara Şehir Kütüphanesi'nden herkese merhaba. Benim adım Nevin ve bugünkü okuyacağımız kitabın adı Küçük Hasır Şapka. Kitabın yazarı Céline Lamouche-Crochet bu kitabı önce Fransızca yazmış. Sonra Korkut Erdur adlı kişi bu kitabı Türkçe'ye çevirmiş. Ve bu kitabın resimlerini çizen kişi ise Perun Oral. Bakalım ne anlatıyor bize bu kitap? Küçük hasır şapka o kadar mutluydu ki, bütün öğleden sonralarını Lena'nın başında geçiriyordu. Güneşin, rüzgarın ve güzel havanın tadını doyasıya çıkarıyordu. Hasır şapka küçük kızın oyun arkadaşıydı aynı zamanda. Onunla birlikte salıncağa binmekten, kaydıraktan kaymaktan büyük bir zevk alıyordu. Yaşasın! Bir gün Lena şapkasını banka bıraktı ve orada unuttu. İşte bu bir banka. Küçük hasır şapka bütün geceyi parkta tek başına geçirdi. Korkuyordu ve tuhaf gürültüler duyuyordu. Güneş doğarken rüzgar hasır şapkayı alıp çalılıkların üstünden havada uçura uçura yandaki bahçeye sürükledi. Küçük kız bütün gün çaresizce şapkasını aradı. Küçük hasır şapka çalıların arasından küçük kızı gördü. Sesini işitti ancak ona seslenemedi. Daha önce bir şapkanın konuştuğunu duymuş muydunuz? Küçük hasır şapka pek üzgündü. Günler, geceler geçti. Küçük hasır şapka bir başına umutsuzca bekledi. Bakın, günler, geceler geçmiş. Sanırım Lena da üzgün biraz onu kaybettiği için. Hava günden güne soğuyordu. Rüzgar onu her defasında daha uzak yerlere götürüyordu. Islanmıştı ve üstüne kuru yapraklar düşmüştü. Hava iyiden iyiye soğumuştu. Yağmur yerini kara bırakmıştı. Küçük hasır şapka soğuktan donmuştu. Güzelim çiçekli kurdelesini bir saksağın alıp götürmüştü. Oysa ona ne kadar da yakışıyordu. Artık küçük bir saman yığınından farkı kalmamıştı. Karın üstünü örttüğü küçük hasır şapka derin bir uykuya dalmıştı. Tıpkı kış uykusuna yatan hayvanlar gibi. Bir ilkbahar sabahı uyanan küçük hasır şapka hiçbir şey göremiyordu. Karanlığın içine düşmüştü sanki. Neredeydi? İçinde sıcak bir şeyler hissetti. Yaz geldiğinde küçük hasır şapka her yerinde kıpırtılar hissetmeye başladı. Ne olmuştu? Sonunda içinde 3 sımsıcak küçük top olduğunu anladı. Bakın, kirpi yavruları. 3 yavru kirpinin yumuşacık yuvası olmuştu küçük hasır şapka. Ne büyük mutluluktu. Keşke Lena da bunu görebilseydi. Hala şapkasını hayal ediyor Lena. Hikayemiz burada sona erdi. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Hoşça kalın.